Fuat Bey orada esip gürlüyordu. Yani çok farklı figürler, hiç benzetilecek yanlar yok. Özgür Bey'in emanetçi koltuğunun devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden de kendi içerisinde yani bir moderatör gibi şu an Özgür Bey. Yani CHP'den bir liderinden ziyade bir oradaki o kurumsal yapıdaki bir moderatör gibi. Oradaki şu an güç Ekrem Bey'de. Bu seçimi kazanırsa daha da güçlenecek. Bu seçimi kaybetmesi halinde bile ben gücünün çok fazla azalacağını düşünmüyorum. Özgür Bey. Ekrem Bey. Ekrem Bey'in. Tabii. Bu sefer de parti yönetimiyle ilgili niyetleri olabilir mi? Hem parti yönetimiyle niyetleri olur tabii ki. Hem genel başkanlığa orada oynayacaktır. Genel başkanlığı zorlayıp, şimdi konu CHP olunca insan çok kestiremiyordu. Orada katakürlüğü çok yani, izi fazla. En nihayetinde kendi partisinin yolunu açmaya zorlayacaktır. Çünkü hani ittifaksız olarak girdik işte bunları denedik. Bir de alternatif bir figür yok şu an Türk siyasetinde. Yani yeni bir yüz yok onun dışında görünen. İşte Ali Bey gitti, Ahmet Bey gitti, Meral Hanım gitti. Yani bunların hepsi şu an alternatif bir lider profilinde değiller. O yüzden orada belki Ekrem Bey tekrardan bir zorlamak niyetini ortaya koyabilir. Ama en nihayetinde Özgür Bey'e dair pek geleceğe dair pek konuşacak bir şey olduğunu düşünüyorum. İstanbul siyasetçileri gerçekten bir sürüklüyor. Kader şehri gibi. Cumhurbaşkanı'nın hikayesi de sonuçta burada başladı. Böyle bir hikayeye yol açtı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen bir isim oldu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz. Başka cümleleriniz de vardır belki ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında ve 20 küsur yıldır iktidarı bir şekilde yürüten bir isim. Yani Atatürk dediniz, o elbette ki kıyas yapmam. Hiçbir siyasetçi Atatürk'ün koltuğuna yakıştırmam. Atatürk'ün yeri bizim hafızamızda bambaşka. Yani benim hafızamda bambaşka en azından. Ama süre açısından bakıldığı zaman bu bir gerçeklik. Ekrem Bey için de bu çok konuşuldu. Hatta neredeyse cezaevine girecekti şu süreç içerisinde. Hatta ben Süleyman Bey'in de Sayın Soylu'nun, şimdi siz bu dönem içerisinde bu yapmalımadı vesaire cümleleri kurdular ama çok ciddi de uğraşıldı. Katılır mısınız? Ne? Uğraşıldığına. Ya Sayın İmamoğlu açıkçası bu pozisyona gelmek için de kendisi çok ciddi bir efor sarf ettiğini düşünüyorum. Yani Sayın İmamoğlu akıllı bir siyasetçi. Artık Karadeniz olmasından mı yoksa? Şimdi burada biraz da Karadeniz'i yontmuş olayım ama. Trabzonluların zaten dayanışmasına hasta oluyorum ya. Hasta oluyorum derken yani. Ya şöyle biliniyorum. Biz Yozgatlılarda yok bu eleme. Trabzon'dan Rize'den baktığınız zaman kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi demek ki orada bir şey var. Bizim uşak değil mi? Öyle bir durum var. Bir yatkınlık var. Kabul etmek gerekiyor ki Sayın İmamoğlu siyaseti akıllıca yapıyor. Keza mesela işte şeyi hatırlayın, pandeminin ilk zamanlarını hatırlayın. Kanunlara aykırı olmasına rağmen bakanlıktan müsaade almadan bir yardım kampanyası başlattı. Zaten yasal olarak o kampanyanın yapılması mümkün değildi. Bir para toplandı. İçişleri Bakanlığı dolayısıyla bu paraya el koyunca bakın sizin için topladığımız paraya el koyuyorlar dedi. Bekliyor muydu bunu diyorsunuz? Efendim? Bunu biliyordu diyorsunuz. Sayın İmamoğlu dünün belediye başkanı değil ki, Beylikdüzü'nden bugüne gelen bir